Sayın konuklarımız, bugün burada değerli hocamız, kompozitör, orkestra şefi ve kanun virtüözü Ferid Alnar'ın eserlerini sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şu anda kendileri de konuğumuz olarak salonda bulunuyor. Rica etsek acaba bize prelüt ve iki dansın son kısmını çaldırırlar mı? Mart 1906 Pazar günü İstanbul'un Saraçhane semtinde doğdum. Altı ay sonra Samat Yanarlı Kapı Caddesi'ndeki aile vakfı olan evimize gittik. Çocukluğum orada geçti. Beş yaşındayken müzik ve matematiğe olan istidadım meydana çıktı. Amcam beni öğrencisi olduğu yüksek mühendis okuluna götürür ve ben de orada arkadaşlarının sorduğu aritmetik problemlerini çözerdim. İki yıl sonra donanma cemiyetine yardım toplamak üzere kahve ve meydanlarda yüksek sesle ulusal şiirler söylemeye başladım. Bir gün benim şiir okuyuşumdan çok heyecanlanan bir polis memuru bir Reşat Altınlı lokumla alnıma yapıştırmak suretiyle hediye etti. 1914'te birinci büyük harp çıkınca ailem benim yabancı bir dil öğrensin diye İttihat ve Terakki ilk mektebinden alıp Yedikule'deki Alman okuluna verdi. Evde annem kanun, amcam ut çalardı. Böylece küçük yaştan beri kulağım Türk müziğiyle doluyor. Diğer taraftan Alman mektebinde her hafta sonu üç sesli çocuk korosunda söyleyerek çok sesli müzik terbiyesi almış oluyordum. Keman öğrenmek istedim. Amcam derslerine engel oldu dedi. 10 yaşındayken evdeki kanun tellerinin yanında nota isimlerinin yazılı olduğunu gördüm. Bir arkadaşımdan ordumuz ettiği yemin marşının sadece nota isimlerini yazmasını istedim. Bunlarla sesleri arayarak, zaten melodi ve ritimler ezberimde olduğu için adı geçen marşı çalmaya başladım. Birkaç parça daha çıkardım. Sonra beni her hafta meşk için evinize gelen Kanuni Vitali Efendi'ye dinlettiler. Bana ders vermeye başladı. 4 ay sonra artık öğreteceğim hiçbir şey kalmadı dedi. 13 yaşındayken bir dahi busilik longa besteledim. Bu ilk eserimdi. 3 yıl sonra da Kelebek Sabit adlı bir opereti tek sesli olarak besteledim. Temsili Şehzade Başındaki Millet Tiyatrosu'nda kısa pantolonla ve denikle yönettim. Bundan sonra çok sesli eserler sırada geliyor. Çünkü Hüseyin Saadettin Arel'den armoni dersi almaya başlamıştım. Bu arada Arel'in köşkünde ilk defa Bach ve Beethoven'i dinleyince büyük bir aşağılık duygusuna kapıldım. Fakat umudumu kaybetmedim ve daha uzun seneler çalışmak lazım geldiğini anladım. Arel 1 yıl sonra İzmir'e gidince çok sesli müzik yazı tekniğini öğrenmeye devam etmek üzere Edgar Manas'tan 3 sene armoni, kontrpan, füg ve piyano dersleri aldım. 1922'de Kanuni Ama Nazım ölmüştü. Yapılan teklif üzerine Darut Talim-i Musiki, yani müzik öğretim evi heyetine Nazım'ın yerine girdim. Küçük Su'da, Çubuklu'da ve Moda Kıraathanesi'nde çalardık. 2 kez İzmir'e, 2 kez de Kahire'ye konser vermeye gittik. Bu sıralarda 10 Saz Semaiyesi'ni de bestelemiştim.
Berlin'de 1926 ve 1927 yıllarında plaklar doldurduk. İstanbul Lisesi'nin 10. sınıfından sınavla Güzel Sanatlar Akademisi'nin mimarlık bölümüne girmiş ve 5 yıllık bir öğrenim süresi sonunda Türk mimarisinden başka bütün sınavları kazanmıştım. Bu yıllarda vokal ve piyano fügleri, keman ve piyano için sözsüz romans gibi eserlerimi besteledim. Asıl mesleğimin müzik olduğunu çoktan anlamıştım. Babam ve amcamın müsaadelerini ve geçinmeme yetecek maddi yardımlarını sağladım. Anne ve kardeşimle Viyana'ya gittik. 1927 yazında profesörüm Marx'ın isteği üzerine daha birçok fügler besteledikten sonra akademinin kompozisyon 1 yani 5. sınıfına imtihanla girdim. Sınav sırasında rektör Franz Schmidt, Joseph Marx'a "Siz söylemeseydiniz İstanbul'da bu kadar iyi bir müzik yazı tekniği öğrenilebileceğine inanmazdım." demişti. Bundan 2 yıl sonra yani 1929'da Viyana Müzik Akademisi'ni, müzik lisesini bitirip olgunluk diploması aldım. 6 sömestri kompozisyon ve 4'ü de orkestra şefliği bölümünde olmak üzere Viyana Yüksek Müzik Okulu'nda 3 yıl çalıştım ve 1932'de her iki bölümden birer diploma aldım. Bu öğrenim yıllarında bestelediğim eserlerden keman ve piyano için suite, trio fantezi, iki piyano etüdü gibileri Türk elçiliğinde ve konser salonunda çalınmıştır. Bu aradaki önemli olay şudur. 1931-32 kışının sömestr tatilinde İstanbul'a geldim. Beni Paris'te müziğini bestelediğim ilk Türk sesli filmi İstanbul sokaklarından tanıyan Muhsin Ertuğrul bana bir operet bestelememi teklif etti. Bunun üzerine Galip Arzan'ın adapte ettiği Yalova Türküsü adlı bir vodvilin müziğini besteledim, orkestrasyonunu ve provalarını yaptım. Bütün bu işler 48 günde bitti. Bediyem Vahit, Neyyere Neyyir, Hazım Körmükçü, Vasfi Rıza Zobu, Muammer Karaca, Behzat ve Halit Pişkin baş rollerdeydiler. O zamanki İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ın daveti üzerine galaya gelen Atatürk, temsili sonuna kadar izledi. Temsil bitince Atatürk benim hakkımda çok alaka ve himayeye değer bir genç. Demek bizde orkestra şefi de yetişti diye iltifatta bulunmuştu. Tahsilimi tamamlayıp yurda döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu Müzik Şefliği ve Belediye Konservatuvarı Müzik Tarihi ve Armoni Öğretmenliğine atandım. Bu görevlerde 4 yıl kaldığım süre içinde Sarı Zeybek Opereti, Oyun Havaları, 8 Piyano Parçası, Prelüt ve İki Dansı yazmıştım. ...1935 yılında Cemal Reşit Rey ile beraber Viyana'ya davet edildik. Prelüt ve İki Dans'ın profesörüm Oswald Kabasta yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası tarafından çok güzel icra edilmesi üzerine Universal Edition derhal basmaya istek gösterdi. O zaman kompozisyon profesörüm Joseph Marx'a ne kadar şükran borçlu olduğumu anladım. Çünkü kendisi bana daha derslere başlamadan önce "Siz ulusal bir kompozitör olarak yetişeceksiniz. Bu yolda yürürken kişiliğinizi Batı müziği stillerinin etkisine düşmeden oluşturmak için çaba gösteriniz." demişti. Prelüt ve İki Dans'ın ilk icrası hakkında Viyana'da çıkan kritikten bazı kısımlar. Anların müzik yazı tekniğinde sürükleyici bir mantık var. Dinlediğimiz bu tamamıyla yeni müzik, birçok kompozitörleri onu taklide heveslendirecektir. İki dansta anlar ilkel bir ritmik güç ve cezbe gösteriyor.
1936'da Ankara'ya davet edilerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ikinci şefliğine ve Devlet Konservatuarı'nın kompozisyon öğretmenliğine atandım. Geldiğimden 8 ay sonra 1. Şef Pretorius hastalanınca o zamanki Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan hafta konserini benim yönetmemi istedi. Orkestra provalara canla başla sarıldı. Pazar günü öğleden sonra konsere çıktığım anda bir Türk şefinin idare etmesine çok sevinen dinleyiciler yoğun bir alkışa başladılar. Döndüm ve teşekkür ettim. Fakat alkışlar o kadar uzun sürdü ki ancak 9 defa teşekkür ettikten sonra konsere başlayabildim. Hayatımın bu en mutlu günlerinden birini hatırladıkça gözyaşlarımı zor tutarım. İki yıl sonra 1938'de Ankara Radyosu'nu ilk binasının büyük salonunda bir orkestra konseri yöneterek yayını açtım. 1940'ta Carl Ebert'in sahneye koyduğu Tosca'nın ikinci perdesini yöneterek opera şefliğine de başladım. 1941'de Butterfly operasını ilk Türkçe sözlü büyük opera temsili olarak yönettim. 1942'de Fidelio, 43'te Satılmış İnsanı, 44'te Figaro'nun Düğünü, 45'te La Bohème, 1946'da da Maskeli Balı operasını yöneterek operanın kuruluşunda müzik işlerinin başında bulunmuş oldu. 1942 yılında büyük cellist David Zirkin'in arzusu üzerine kendisine ithaf ettiğim violonsel konsertosunu bestelemiştim. 9 Ocak 1943'te Zirkin'in konçertomu ilk icrası üzerine umduğundan çok fazla bir takdir kazandık. Violonsel konçertosu hakkında kritikler. 1943 Peyami Safa. Ferit Alnar'ın yazdığı bir konçerto çalındı. Bu eser, Türk sanatkarının batı ölçüleri içinde kompozisyon dehasını ispat eden, ilhamını Türk sesinden almış, beynel minel bir abidedir. Konçerto gibi ağır bir müzik formu içinde yapılan bu deneme, ilk olduğu için bir tarih, ilk olduğunu belli etmediği için de büyük bir sanat kıymetine sahiptir. Mesut Cemil, violonsel konçertosuyla Ferit Alnar yeni Türk müziğinin yapısına gök parçası kadar mükemmel bir kubbe getirmiştir. 1946'da Atina'ya davet edilerek Herodus Atticus isimli açık hava tiyatrosunda yönettiğim bir orkestra konseri de büyük başarıyla sonuçlandı. Kritik 21.8.1946 La Layuni. Ferit Alnar, Doğu ile Batı'nın müzik birleşimini çok iyi başaran bir kişiliktir. Kompozitör Alnar'ın, orkestra şefi Alnar'ı aştığı bir gerçek. Fakat orkestra şefi olarak da hiçbir yönden geride kalmıyor. ...1946'da 1. Şef Pretorius ölünce Ankara'da ben tek orkestra şefi olarak kaldım. Bu seneler benim için çok yorucu geçti. Yılda 15 kadar halk konseri, 80'den fazla radyo senfoni orkestrası konserini ve bütün opera temsillerini yönetiyordum. 1948'de Ankara'da Devlet Operası'nı Carmen'le açtım.
Bir yıl sonra zaten kadrosuz olarak çalıştığım opera şefliğinden ayrıldım. 1953 senesinde o zamanki Milli Eğitim Bakanı orkestranın idari işlerinin 5 kişilik bir kurul tarafından yapılması için karar alınca kendisine gidip esas görevimin konservatuvar orkestrası şefliği bölümü öğretmenliğine naklini istedim. Dileğim kabul edildi. Bundan sonraki 2 yıl içinde 1953-54 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın operada verilen halk konserlerini, Dil Tarih Fakültesindeki üniversite konserlerini Şef Lawrence gelinceye kadar Fahri olarak yönettim. 1955'te Muhsin Ertuğrul beni operanın genel müzik müdürlüğüne getirdi. Aynı yılın yazında orkestraya lazım olan yabancı üyeleri angaje etmek üzere Avrupa'ya gönderildim. Bu müzisyenlerden 3 tanesini Bayreuth Festival Orkestrası'ndan seçmiştim. Richard Wagner'in torunu ve Bayreuth Tiyatrosu baş rejisörü Wieland Wagner'le görüştüm. Kendisine, dedenizin bir operasını sahneye koymak üzere Ankara'ya gelir misiniz diye sordum. Niçin olmasın diye cevap verdi. Fakat bizdeki bütçe ve zaman zorlukları ile onun erken ölmesi buna imkan vermedi. Opera Genel Müzik Müdürlüğü'nde kaldığım 5 yıl içinde Maskeli Balo, Cavalleria Pagliaccio, Rigoletto, La Traviata, Aida, Turandot, Saraydan Kız Kaçırma ve diğer operaları yeni ve uzun müzik çalışmaları yaparak hazırladıktan sonra yönettim. 1959'da Turandot ve Butterfly operalarında Turini, Mantovani, Ludovic, Frazzoni ve Raimondi gibi ünlü opera artistleri başrolleri aldılar. 1958'de 2 haftada bir İstanbul'a giderek Yananşehir Tiyatrosu binasında opera temsilleri verdik. İstanbul'da operamıza gösterilen içtenlik dolu ilgi büyük yorgunluklarımızı fazlasıyla gideriyordu. Yaylı sazlar eşliğiyle çalınmak üzere yazdığım Kanun Konsertosu'nun uzun seneleri kaplayan bir oluşumu var. Buna evvela 1946 senesinde Roma'da başlamıştım. Ankara'ya dönünce oldukça kısa bir zamanda ikinci ve birinci bölümleri bitirdim. Üçüncü bölümü ancak 3 sene sonra yazabildim. Bu şekliyle Viyana'da Viyana Senfoni Orkestrası ile yaptığım 2 konserlerin birisinde ilk defa olarak Rod by Strot radyosu yayınları için çaldım. Konserto çok alaka gördü. Fakat provada ikinci kemancılardan birisi en güzeli ikinci kısım demişti konsertonun bölümlerine. Bu derhal beni düşündürdü. Son kısmın kafi derecede etkili olmadığı kanaatine vardım. Ve bu kısmı tamamıyla yeniden bestelemek istedim. Ronda formunda çalışı hızlı tesir eden bir bölüm tasarladım. Baş taraf beni memnun etti. Fakat refrene gelince ne yapsam bir türlü beğenmiyordum. Devam edeyim dedim. Ondan sonra ikinci semi çaldım. O da hoşuma gitti. Lakin refren istediğim kadar güzel olmadığı için eser bir türlü tamamlanamıyordu. Böylece seneler geçti. 1958'de eşimle beraber 3 gün dinlemek üzere Konya'ya gittik. Mevlana'yı ziyaret ettiğim zaman, ey ulu ruh, içimde büyük bir huzur var, ne olur bu halim devam etsin dileğimde bulundum. Sonra da camiye giderek aynı şey için dua ettim. Ankara'ya dönünce aklıma Kanun Konsertosu geldi. Piyanonun başına geldim ve refren aramaya başladım. Birkaç şey tecrübe ettikten sonra parmaklarıma şu melodi geliverdi. Eşim hemen bu çok güzel dedi. Ben de artık meseleyi hallettim diye sevinmiştim. Fakat hafızıma güvenmek hatasında bulundum ve notasını yazmadım. Ertesi sabah kalkınca
Ben onun başına geçtim. Bu kadar hatırım değildi. Ondan sonrasını bulamıyordum. Eşim gene araya geçti ve dedi ki üzülme, nasıl olsa bulursun. Hakikaten 2 saat uğraştıktan sonra geceki ilhamı yakaladım. Yani... Bunun üzerine piyanoda 4 gün içerisinde son kısmı sanki baştan sonuna kadar yazılmış gibi bir sehli mümteni halinde bitirdim diyebilirim. Bu haliyle, yani son şekliyle konserto'yu ilk defa olarak Avusturya sefaretindeki bir konserde, sonra da evimizdeki bir kokteylde çaldım. 1961'de idari selahiyeti ve maddi karşılığına nispetle sorumluluğu orkestra şefliği için çok ağır basan devlet memurluğundan kendi arzumla emekli oldum. Bundan sonra Viyana'ya giderek 2,5 yıl eşimin evinde kaldık. Ara yerde konuk şef olarak Ankara'ya davet edildim ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile 2 konser verdim. Bunların birisinde violonsel konçertomu solist, violonselist Nusret Kayar 2. kez çaldı. ...1963 yılında tekrar yurda döndüm ve konuk şef olarak 1970'e kadar devlet operasında birçok temsilleri ve senfoni orkestrası salonunda konserler yönettim. ...48 opus sayılı eserim vardır. 17 Nisan 1970'te konser salonunda jübilem yapıldı. Jübile programında yalnız benim bestelerim vardı. Ve ilk kez olarak bir konser salonunda kanun konçertomu çaldım. 700 kişilik salonda çoğu ayakta olmak üzere 1500 kadar dinleyici bulunuyordu. Belki de bunun etkisiyle alkışlar olağanüstü bir yoğunluk ve uzunluğa eriştiği için bir kez daha en mutlu günlerimden birini yaşadım. Yurt dışında çeşitli ülkelerde yönettiğim konserlerde daima hem şef hem de kompozitör olarak büyük bir başarı ve sempati topladım. 30 senelik şeflik hayatımda aşağı yukarı 200 operet, 1000 konser ve 400 opera temsili yönettim. 1950 yılından bu yana tiyatro temsilleri için yazdığım sahne müzikleri prelüt ve füg, keman, violonsel ve piyano için trio, çok sesli koro için 10 halk türküsü, Yunus Emre Suite'i belli başlı eserlerimi teşkil eder. Şu anda Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü için vokalide olan bir senfonik eser yazmaktayım.
arkadaşlar, sayın hocamız Ferit Anlar'da mı demiş. Kendisinden rica ediyorum. Acaba prelüt ve iki dansı bize çaldırmaz mı? Buyurmaz mısınız hocam? Memnuniyetle. Teşekkür ederiz.